Sedat Bey, hatta mısın? Buyurun efendim. Senin kardeşinden şüpheleniyorlar, bayramdan şüpheleniyorlar. Sence evet. Senin kardeşin çocuğun başına bir şey getirmiş olabilir mi? Ablacığım, bu zaten imkansız. Kardeşim benim şahsi arabamla ve benle birlikte Sinop'a gitti. Hayır, ve öyle demedi. Minibüste efendim? Köyden kalkan minibüste gittik dedi. Döndüm dedi. Geri hayır, bayram ağabeyim dönüşte ben o akşam saat 4, 3.30, 4 arası zaten kendim tek başıma aracımla geldim. Arama çalışmalarına katıldım. Abim bir hafta 5 gün sonra cuma günü akşam geldi. Beraber gittiler diye ben de öyle hatırlıyorum. Yok, gittikleri abim doğru ama sanki minibüste gittik gibi konuşuldu. Hala oradaki zaten beyanlarda, görüntülerde ya da her şekilde benimle beraber olduğu belli zaten abim. Abim inşaat işine gitti, ben hamallık işine gittim. Ben hamallık yapıyorum aynı anda. İşte en son kardeşini bayramı, gibi. En son bayramı ne zaman gördün? Bayram ne zaman döndü köye? İşte 5 gün sonra cuma günü akşam geldi. Hala bunlarla mahkeme bazı kişileri emniyet almışlar. Köyün muhtarının minibüsüyle döndü bayram abim. Geri. Yani şunu söylüyor Sebahattin Bey, diyor ki Sedat'tan da bayramdan da bunlar korkuyorlar diyor. Öyle mi Sebahattin Bey? Ablacığım benim, biz birbirimizle uğraştığımızda her zaman adliyenin ya da karakolun haberi oluyor. Niye uğraşıyorsunuz birbirinizle bu kadar? Mesele uğraşma ne? Uğraşma değil ablacığım, zaten bir köy hali. Bazı bizim köyümüzde yeni tapu işlemleri falan oldu. Hı hı. Biz herkesin yeri birbirinin üstüne yazdığı ufak tefek tartışmalarımız oluyor bu şekilde. Ama Sebahattin yani Bey, bizim böyle şey... Sebahattin zaten... Bey, siz Sedat'tan ya da Sedat'tan neden korktuğunu düşünüyorsunuz? Dediniz ya, korkuyorlar. Ya çünkü bak nereden çıkıyor? Heh. Nereden çıkıyor? Kendi hocalarından, Mısır şeysi kendi hocalarından şey değiller. Kalsın internete da. Şey yapıyorlar. Hoca Sinop'ta. Yine gitti ama divirin. Sinop'ta, hoca ya, Sinop'ta. Emce, internet, internet ya. Sinop'ta hoca. Abi kim hoca? Hoca Sinop'ta. Kim olduğunu ben bilmiyorum. Emce, zaten bana arayalım. Ama hoca Sinop'ta. Bir laf atıyorsun. Ama kalsın yapıyor bu işi. Ama başkaları yapıyor. Kasım'ın adını verme. Kasım'ın adını verme. Niye verme? Hayır, yalan konuşuyorsun. Kasım çıkıyor da. Kasım nereye çıkıyor? Bak ne diyor adam. Kasım'ın temel bir kocamı. Yalan kendi değil ki. Ben açık konuşayım. Bu hoca işi Sinop'ta. Bu hoca işi çıkacak Sinop'tan. Çıksın. Bu zaman adını da ispatla. Bak çıkacak. Adını ispatlanacak. Ispatla. İspatlanacak. Ben size diyeyim. Adını ispatla. Tamam. Herkes görsün. Görecek inşallah. İnşallah hoca yapacaklığını görecek. Sinop'ta yazan pavuna söyleyeyim. 17 seneden beri ben bu köydeyim. Gelinim. Sen ne diyorsun 17 bana? 17 seneden beri sen Kastım'la yaşıyorsun. Kastım'ın yattığından haberin yok. Bak, evet, olmadı, buraya yayında çıkıyorsun, yayında öğreniyorsun. Gerçekten bu nasıl oluyor ya? Doğru. Ama çok doğru bir şey söylüyor. Bak Sebahattin Bey. 17 sene sen... Kastım'ın ev düşün, sen Kastım'ın yattığını yeni öğreniyorsun. Daha internetinden şey götürdüğünü. O doğru, onda bu, haklısın. Ya haklısın da bak bir düşüneceksin. Ama korku bir meselesi yok bak. Korku meselesi, ya, dinle, korku dinle, meselesi dinle, olmasa dinle, siz zaten dinle. Bu işi çözeceksiniz. Çözeceksiniz bu işi. Ne olmasa? Eğen bunu... Ya, bir dakika, bir dakika. Çöz. Ne olmasa siz çözeceksiniz. Ben nasıl çözeceğim? Ben nasıl çözeceğim? Siz zaten bir dakika, Recep, bir dakika. Böyle şey değilsiniz bu koyu. Sebahattin Bey. Sebahattin karı ben. Sebahattin'in üstüne gelmek isteyesiz. Sebahattin şeydi, Sebahattin'in şeydi siz. Niye karşınızdaki dil adamları alamazsınız? Bunları alın da, bu yapanları bulun da, bu işin içinde sadece Sebahattin yok. Melek Kinancı mı? Muhittin Kinancı mı? Kara Fatma Kara mı? Şerife Kinancı mı? Benim çocuğumu kaybeden vata koydu. Vata koydu benim çocuğum. Ha, koku nerede bitmiş ben onu bunu bilmem. Uranın üstüne giderim ben. Nereye benim gidersen çocuğumun kokusu git. Nerede bitmiş ben nereye onun üstüne gidiyorum. Allah benim... Benim babamın oğlu benim, da olsa benim senden beni Cenab-ı Allah çıkarsın. Kiminle Şükran bak önemli bir şey dedi bak. Sen evet, evladının oraya... ortaya çıkmasını istemiyor musun? İstemem dedim ama... Dur ama dur bir dakika. Anne bir şey diyor bak, bir şey söyledi. Önemli bir şey söyledi. Bir şey yaparsan dedi. Dedi ki ne yaparsa çocuk ortaya çıkar, çocukla ilgili bilgi. Ne yaparlarsa bir şey dedin az önce. Şu olursa her evet. Şey ortaya çıkar dedin. Ne olursa her şey ya ortaya çıkar. Ya korku bunlar da Binta korku. Ha. Bunlardaki korku. Bunun çünkü bak ama bunların diyor ki bak hayır insanlar da kuvvetli. Sebahattin Bey diyor İnsan, ki Sedat Gil de kuvvetli kardeş. Dur, kalaba. Dur. Buradan bunun şimdi bizim başımıza bir iş girince benim kimsem Sedat'ın metadım olmaz. Çocuk konusuna girince Sedat'ın metadım olmaz. Olmaz. Senin evladın burnu kanasa sen de benden şüphelenirsin. Kızım ben kusura de yaşadım senin yaşadığını. Benim kız da bir hafta kayboldu. Kusura en bakma. Yakın akrabamdan çıktı. En yakın akrabamdan. Yanlıya canlıya yaşıklayacağı zaman çıktı. Yalan mı? Çıksın. Bu acıyı ben yaşadım. Çıksın, çıksın. Sen de yaşamasın değil mi? Çıksın diye. Tamam çıksın. Çıksın ben sana çıkmasın değil mi? Ama korkunuzda korkunuzda bunları dile verin. Ben şimdi yansıyamayın. Arkaya yansıyamayın canlı yayında Türkiye'nin önüne gelmem. Ya ben şimdi
Sebahattin Bey, bir saniye Sebahattin Bey. Şimdi Şükran şunu söylüyor başından beri. Kocam da bu işin içindeyse, bak kocam da bu işin içindeyse ortaya çıksın diyor. Çok korkuyor gibi değil Gizem yani. Abla ben bunlardan korkuymuşum. Sen de dışarı vurayım. Bayramı çağır. Kocası da çıksın ben çıkmasın değil mi? Bunların da elini varsa çıksın. Çıksın Gizem abla. Ben seni benim yüreğim soğuldu gayr. Yeter gayr. Ya ben ne anlayayım bak benim çocuğum da kaçtı bunların yüzünden. Senin çocuğun yüzünden. Kaç yaşında? Evlenmek kaç için kaçıyor. Ha evlenmek için kaçıyor. Evlilik için. Başka şey için değil. 5 yaşında geç çocuk söz konusu değil. Bir dakika. Bir saniye dur. Ha ne için? Ne için kaçtı? Evlilik için değilse. Evlenmek için değil. Bunlardan korkusuna kaçtı. Bunlar çocuğun peşine düştüler. Aynı Sedat Gil. Olaydan sonra çocuk kayboldu. Olaydan sonra değil. Benim çocuğum peşine düştüler. Benim İbrahim de benim çocuğum peşine düştüler. Muganlı'ya çıktık. Canlı yayına çıkacağı zaman çocuk İstanbul'da en yakın akrabamın yanındayım diye çocuk bunlardan kaçtığına en yakın akrabasının yanına sığındım diye. Ya bayram tehdit ediyor senin oğlunu. O da bayram değil Sedat. Ha, Sedat tehdit ediyor. Sedat tehdit ediyor kızı. Sedat sen tehdit ettin mi kızını? Kaç yaşında senin kızın? Hayır efendim. 18 yaşında. O olaya girecek olursak ben zaten elimde belgelerim var. Bazı şekilde yani kendi kızının da bana atmış olduğu mesajlar niçin kaçtı zaten açıktır ortadadır. Bir saniye alakalı. Sedat Bey kızı size mi kaçtı siz mi kaçırdınız? Hayır. Hayır bizim olaydan başka da dönmüş. Dur bir dakika ama biz Sedat'ı tanımaya mı çalışıyoruz? İddialar önemli. Etrafındaki olayların örgüsü belki onun kalbiyle bir bağlantısı yani, olabilir. Her şeyi konuşmak lazım. Her şey incelensin. Darak dışı gibi her şey incelensin. Sedat sen o zaman kaç yaşındaydı kız kaçtı? 18 yaşındaydı. 18 yaşındaydı. Sedat sen evli misin? Hayır bekarım. Bekarsın. Sen kızı evlenmek için mi kaçırdın? Anlamadım. Hayır kaçırmadım ben. Kız falan kaçırmadım. Bunlardan korkusuna bana kaçtı. İftira attılar jandarma. Bunlardan korkusuna. Bunlar baskı polis, yaptıkça. Polis aradı. Beni aradı. Ben gittim ifademi verdim. Bir dakika bir saniye. Sedat senin kızına nasıl bir baskı yaptı? Ya evleneceğiz diye. Çocuk bana geldi dedi ki. Ha, Sedat dedi beni isteyecek. Düğünlüğe gelecek dedi. Böyle değil bu dedi. Ben de dedim ki kızım sen yanlış yere basmışsın. Sen yanlışsın dedim. Yanlış oldu. Sedat senin kızınla evlenmek mi istedi? Evlenmek istemiş. Çocuğa söylemiş. Çocuk da bana deyince ben de dedim ki bunlar iyi insan değil. Bunların babası dedim benim öz amcamın kızını kötüledi. Adam dedim normal havalı bir yerde biz uşağı verdi dedim çilesini çekeyim sen de ağır bedel ödersin dedim. O zaman çocuk bunlardan çekindiğine bununla baskı yaptıkça çocuk köyden kaçtı. Korkusundan. Köyden kaçtı amcamın torununun yanına sığındı. Sedat sen kıza böyle bir baskı yaptın mı var? Hayır efendim beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz tabii evet. Bir buçuk sene konuştuk zaten kızıyla. Konuştuk diyor. Evet Facebook'tan ben de attığım mesajı. Konuşma yok daha çocuk. Orada açtığım zaman. Bir buçuk sene ben sana mesajları zaten attım. Bunlardan korkunca bir de attığı mesajlar davulu var. Davulu düğün etti. Benim ayrımlık sebebimi söyleyeyim mi size? Söyle. Öz erkek kardeşi tacizde bulunduğu için bana dedi ki yaramaz dedim. Ben de ayrıldım. Ne? Bu kadar basit yani. Olay bambaşka yere gidiyor. Evet, o yüzden diyorum. Bize bir şey söylemiyorsunuz ki köyde olay bambaşka bir yere gidiyor. Yani erkek kardeşinin kız kardeşini istismar ettiğiyle ilgili bir iddiada bulunuyor. Baba da diyor ki benim kızım Sedat'tan kaçtı diyor. Allah Allah ya bu işin içerisinde başka işler çıkacak da hadi bakalım hayırlısı. Şimdi tekrar konumuza dönelim ama Sedat'la ilgili bu iddialar da ilginç. Sedat seni ben buraya bekliyorum. İstanbul'da olduğunu duydum. Yarın gel de bunun yüzüne bir konuşalım. Ya bu senin olayını değil de diğerlerini konuşalım.